Arkadaşlar, evden çıkış videosunu yapamadık. Ellerimiz doluydu. Bahçe kenarında, bahçe tarzında bir yerde nargile yapacağız. Şu anda Bahçeşehir'e doğru gidiyoruz. Günlük vlog. Evet, akşam vlogu. Mekana giriş yapmış bulunmaktayız. Şimdi güzel bir yer seçeceğiz. Genellikle sessiz oluyor. Aynen. Burası hem sessiz hem açık alan. Yani şu pandemi sürecinde en böyle keşfedilmemiş bir yer gibi geliyor bize. Yani sonrasında ne olur bilemiyoruz tabi ama çok güzel. Böyle insanların rahat rahat oturduğu, kimsenin kimseye bir şey demediği güzel bir mekan. Burada çok hoşumuza gidiyor. Akşam kaçamay yapalım dedik biz de. Biz yerimize geldik. Yani oturduk şimdi ama eşim her zamanki gibi suyu unuttuğu için su almaya gitti. Köşede yukarıda bir teker gibi küçük bir market var. Oradan su alacak. Sonrasında burada nargile yapıp sohbet edeceğiz. Biz gelelim nargile yapalım diyene kadar hava iyice karardı. Evet, şöyle bir vlogumuz olsun. Biz Bahçeşehir'e geldik arkadaşlar. Böyle ufak bir sitelerin içine park tarzında bahçeli bir mekan. Şöyle arka tarafta görüyorsunuzdur umarım. Sandalyelerimizi koyduk. Nargilemizi kurduk. Aldık, içeceklerimizi aldık. Nargilemizi yaptık. Aynen. Sonunda oturduk. Saat oldu 9.30. Biz evden 8.30'da çıktık. Gelelim. Evet, 8.30'da çıkmıştık. Buraya gelelim, hazırlayalım derken bir saat falan vakit geçti. Burada biraz oturacağız, temiz havamızı alacağız, günün stresini burada atacağız. Sonrasında eve gideceğiz tabii ki. Saat 10'da yasak var. Aynen, yarım saat önce oturacağız. Bu kadar, aktivite bu kadar. Yani çalış, eve gel, yemek ye, sonra biraz vakit ayırabiliyorsan böyle ayır. Sonra yat, sabah bir daha işe git. Evet. Günümüz hayırlı olsun. Elimizden geldiği kadar video çekmeye çalışıyoruz. Aslında eve hapsolmanın yanında bu da var yani. Şu an görüyorsunuz işten evet. Geliyoruz. Yemek, eşimin de dediği gibi yemek ye, sonra işte diğer bir nargile yap, vesaire. Filmimiz de bitti. Sonra zaten yasaklar başlıyor. Dışarı çıkamıyoruz. Bir evet. Aktivitemiz olmuyor. O yüzden geneli evde oluyor. Yani şuralar videolarımız. Bakalım 1 Temmuz'dan sonra yasakların çoğu kalkacak diyorlar bu aşılama arttığı için ama evet. O zamanlar daha da inşallah değişik dışarıda güzel videolarımız olacak inşallah. Bir tatil videomuz olacak. Evet, tatil videomuz geliyor. Onu da böyle part 1, part 2, part 3 şeklinde yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Part 1, part 2, part 3 neden? Elimizde video stoğu olsun. Nasıl olsun? Buradan İzmir'e gittik. İzmir'de gezecek yerleri gezeceğiz. Orada ne kadar harcadığımı söyleyip harcadıklarımızı söyleyip videoyu orada kapatacağız. Her gittiğimiz mekanda hem fiyatı hem güzel yerleri işte deyip videoyu kapatacağız. Böyle bir içerik geldi. Hem gezeceğiz hem göreceğiz hem de video çekeceğiz. Bir önceki videoyu biz size atamadık. Yani o tatil videomuz çok güzeldi, evet, gerçekten. İki kere söyledik neredeyse videolarda ama içimizde kaldı. Yani o hardik silindi artık. Yani bir şey silindi ve videoların yarısından sonrasında yani bitmiş olan artık sonuna gelmiştik ve onlar sadece kalmıştı elimizde. Hani diğer en başında çektiğimiz, gittiğimiz, gezdiğimiz, yediğimiz, içtiğimiz bütün videolar silindi. Evet. Onlar silinince de sonunda da bir şey kalmadı açıkçası. İnşallah bu sefer daha tedbirli gideceğiz. Daha böyle güzel bir şekilde. Yani en azından videolar silinmeden hemen atacağız videoları. İnşallah. 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 Daha güzel bir video çıkartırız. Evet. Bir de bu arada ortalama bizim çektiğimiz içerikler 45, 50, en fazla 60. A101 ya da benzeri videolarda yani anımsanarak gel biz de bu videoyu çekelim dediğimiz videolar işte bunlar fazla izleniyor. Biz bizim çektiğimiz videoların izlenmesini istiyoruz. Bize destekleriniz gerçekten önemli. Yani tabii ki de. Çekiyoruz video güzel oluyor ya da kötü oluyor. Bir emek sarf etmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Evet.
Aynen öyle. Yani bir içerik çıkartmaya çalışıyoruz. Yani. Piyasada yer almaya çalışıyoruz. Dediğimiz gibi. Yani biz umarım bunu, olacak ya. İnşallah olacak. Biz bunu hani gerçekten zaman ayırıyoruz. Hani hani alalade çekmek istemiyoruz, evet, videoları. Özellikle hazırlanıyoruz. Çoğu videolara. Şeyimiz videolarda eksik kalıyor. Ne kalıyor? Sesi belki çok iyi ayarlayamıyor olabiliyoruz bazen. Yani. Sesle bazen sıkıntı yaşıyoruz. Mikrofonlar da pahalı. Mikrofonlardan yani kaynaklı. Evet. Ya birkaç videomuzda onu da biz fark ettik. Yani mikrofon uzak kaldığı için bizim sesimizi, örnek veriyorum, ya benimkini almıyor ya eşiminkini almıyor. Hani konuma bağlı olarak ses gitmiyor. Mikrofon birinci problem. Yani kendi videolarımızı izlediğimiz zaman açıklarımızdan bahsediyorum. Videolar, mikrofon birinci önde. En önemlisi zaten. Görüntü biraz daha iyi. Yani görüntümüz iyi. Kamerayı değiştirdik zaten sonrasında bayağı. Evet. Siz de fark ediyor musunuz bilmiyoruz. Diğer kameralara diğer göre daha iyi. Diğer kameralara göre daha şey. İkincisi belki kameraya tam olarak alışamadığımızdan, yani günlük normal sohbetimizi belki kamera açıldığı zaman birazcık kasıntı oluyor. Bu her YouTuber'da. Ya her YouTuber'da ya da her kamera karşısındaki olan arkadaşlarımızdaki problem. İkincisi video editlemelerde eksik kaldığımı biliyorum, farkındayım. Bunlar için eğitim almam lazım. Buna biraz vakit ayıramam lazım öğrenmek için. Ya. Bir de bir konseptimiz var aslında, gerçekten o bizim yani planladığımız gibi gitse çok güzel. Çok güzel olacak. Belki 40 yaşında, 50 yaşında bile hala devam ettirebileceğiz yani. Ama onu tam olarak giriş videosunu ayarlayamıyoruz. Ondan ziyade bir türlü de çekemiyoruz. Evet. Yani o amatörlüğümüz bu kanalımızda var. Evet. Bunu ilerleştirmeye çalışırken ikinci kanalda da, yani ikinci yapacağımız konsept videosunda da bunu yapmak, yaşamak istemiyoruz aslında. Da ben istemiyorum. Yani sen de istemiyorsun durumu zaten de. Tam bir böyle profesyonel, güzel bir çekimli olsun istiyorum. Onun için de bakalım. Aynen. Onun için de bir ekstra daha bir kamera gerekiyor. Açılar ayarlanması için. Ya daha profesyonel anda, lazım ya. Daha profesyonel. Daha profesyonel. Evet. Şöyle, onun dışında biz şu an dediğimiz gibi kamerayı biz kendimiz tutuyoruz, videoları biz kendimiz editliyoruz. Yani biz hepsi dediğim, bizde. Yani ben de. En çok eşimde, evet. Yani onlar. Hani şu anda kamerayı bile ben tutuyorum. Hem kamera, hep kameracılık yapıyorum. Hem kameramanlık. Hem kamera önü, kamera arkası işime ait her daim. Ben onda yardımcıyım şu an. Evet. Yani böyle bir konsepti çekmemiz için bizim hem kamera ekipman desteği olması gerekiyor elimizde. Şu an bizim şu an bir tane kameramız var halinde. Evet. İkinci bir kameramız olması gerekiyor bu istediğimiz şeyi çekebilmemiz için. Onun dışında hani kamerayı, hani en azından iki kamera olacağı için bir kameraya en azından birisinin tutması gerekecek. Yani onun için de birisini de yine ayarlayabilmemiz gerekiyor. Onu ayarlayabilirsek, yani ikinci bu kamerayı ve konsepti tam olarak istediğimiz şekilde ayarlayabilirsek çok güzel bir şey olacak. Yayına girecek inşallah. Temelimiz o. Aynen öyle. Yapım aşamasında şu an. O şu anda yapım aşamasında. 4-5 aydır düzenli video atıyoruz hemen hemen. Aksatmamaya çalışıyoruz. Yani birkaç videomuz hazırlıklıydı. Şu anda son videomuzu geçen hafta izleyeceksiniz. Bundan sonraki seride yok yani. Şu anda hazırda videomuz yok. Stoğumuz bitti. Stoğumuz bitti ya. Video da çekmedik. Gececiydim, gündüzcüydüm. Ayarlayamadık. Bu hafta aynen. İki video ayarlamayı düşünüyorum. Bir tane var. Onu ayarlayacağım benim kafamda. Bilemezsin serisinden yine ilerleyeceğiz. Neden bize daha cazip? Benim açımdan editlemesi de basit. Çekmesi keyifli. Cezası falan da yok. Hep cezaları ben yiyorum artık, istemiyorum. Bir de bilemezsin serisi, hani izlediğiniz en azından siz de farklı bir şey yapmış olabilirsiniz. Hani. Ya ben de bir şeyler öğreniyorum. Yani. Ben de öğreniyorum. Evet. Sen de öğreniyorsun. Beni şaşırtıyorsun. Yani birisi. Yani ben açıkçası böyle açıp da bakmıyorum. Yani bizim kanalda belki de bu yüzden bu çektiğimiz seriler izlenmiyordur, biliyor musun? Hmm. Yani ben bakmıyorum işte o kibrit hilesi nasıldır diye, örneğin çektiğimiz videolarda. Ben bunları YouTube'dan açıp bakmıyorum. Yani ben
araştırmak için bakmıştım mesela. Öyle yani. Birkaç tane videonun şeyini araştırdım yani. Hani video çekmek için. Video evet. çekmek için araştırdım. Evet. Yani 4-5 video izlemişsindir. Yani o 4-5 yani. Kişinin videosu izlendi. Yani böyle araştırmalarda da büyük ihtimalle bizim videolarımız da araştırmalardan çıkar sanırım. Yani öyle de çıkabilir. İleride bizi izleyen arkadaşlarımız belki bir sonraki videoları da izlemek ister. O şekilde evet. izleyebilir. Yani nasıl başladığımızı merak en azından eder. Görürsünüz. Bu videolar için ne kadar çok çaba yani, sarf ettiğimiz aslında videolarda gözükmüyor. Biz kendi içimizde birbirimizi birazcık yiyoruz. Olmadı. Nasıl video çekelim? Bunlar gerçekten zor süreç. Yeni başlayanlar için gerçekten. Yeni başlayanlar için. Biz hala yeni başlayanlar gibiyiz ya. Yani ben hala kendimi öyle görüyorum. Öyle. Evet. Yani hala öyle. Ama daha iyi olacağına inanıyorum. Daha iyi olacağına. Yani şöyle söyleyeyim, ilk çektiğimiz video ile bugün çektiğimiz bir video arasında illaki fark var. Görüntü olsun, ses olsun. Bizim ilk videosu Snow Park. Aynen. Snow Park videosuydu arkadaşlar. Onu bir hevesle çektik, o kaldı. Öyle kaldı. O da herhalde şu anda 500-700 kişi falan vardır büyük ihtimalle. En son baktığımda 300-400 kişi. 600 muydu? O da, onu da izlemişsiniz. Bakalım bir daha hemen. Evet, 2 yıl önce. Biz aslında 2 yıl önce başlamışız ya. Biz bile tarihi bilmiyoruz. Hayır, 2 yıl önce başladık ama bir tane videoyu çektik, sonra evet. çekmedik. Aynen, ondan sonrasında... sonra çok aksamlıklar oldu. Aslında biz var ya, yani açıkçası ben şu zamanı da katarsak herhalde 7 yıl önce falan başlamayı düşünüyordum. Evet. Kafalar grubu, kafalar vardı ya sayfası. Onlar da zaten şeyden, o zaman zaten Vine falan meşhurdu. Birkaç tane Vine çekmiştim. Ondan sonra YouTube'a bir şey, ne videosu çekmiştim ben? Yine tatil videoları çekmiştim. Tatil videoları çekmiştim. Onları editleyemedim. Bilgisayar yoktu, telefondan editlemeye çalışıyordum. Onları attım mı hatırlayamıyorum ama editlemiştim. Instagram'a falan atmıştım. Bir de bisiklet turumuz falan vardı bizim Osman'la kışkırtma yaptığımız. Osman'la. Onu atmıştım. Osman. İki tane canım Osman. Canım kardeşim. İki tane şeyimiz vardı. Yani Belgrad'da bisiklet turumuz vardı. O zamanlar onlarla başlayıp öyle devam etmeyi düşünüyordum. Yani o zamanlardan da devam edebilseydim belki bilmiyorum. Şu anda daha aynen o zaman evet daha farklı olurdu. O zamanlardan bir heves vardı. O da attığım telefondan şey yapmıştım yani bilgisayardan da yapmamıştım YouTube etkinleştirmeyi bir türlü izlenmemiş sayfalardan YouTube'da aramalardan falan çıkmıyordu işte o etkinleştirmelerden dolayı aslında söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Biz biraz daha oturup sonra kalkacağız. 10-15 dakika daha oturup ondan sonra kalkacağız, yasak saatimiz geliyor. Bizden bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Güzel bir sohbetti. Umarım yani YouTube'a atarım bunu. Şöyle atarım. Görüntü şu anda karanlık gözüküyor ama şurada şöyle bir ışığımız var. Bize doğru yansıyor. Şu anda o tarafı o kadrajı almaya çalışıyoruz. Umarım bir şey olacak ya. Beğenirsin. Yani ben beğenirsem YouTube'a atmak için güzel olmuş dersem inşallah size de izlersiniz bu videoyu. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.